Merhaba, bugün ilişkide olmadığımız zamanlarda ya da hayatımızda biri olmadığı zamanlarda o yaşadığımız yoksunluğun bize hazırladığı tuzaklar hakkında birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Ben de aynı şeyleri yaşadım. Yoksunluk ne demek? Hayatında kimse yok, bir ilişkin yok, bir heyecan yok, karşı cinste bir etkileşimin yok. E ne oluyor? O zaman gri, anlamsız bir hayat senin için ve sanki o ilişki olsun diye hayatında bazı şeyleri donduruyorsun. Hani hayatında o ilişki olacak ve o zaman ben tekrar yaşamaya başlayacağım, hayattan tekrar zevk alacağım gibi bir noktadasın. Ve o olmadığı zaman da hayat, hayatında yaşadığın herhangi bir şeyin bir anlamı, bir önemi kalmıyor gibi bir noktada oluyorsun. Yoksunluk aslında bu. Ki bu yoksunluk gerçekten çok tehlikeli bir yoksunluk. Neden? Bize hazırladığı bazı tuzaklar var. Mesela o dönem yoksunlukta olduğunda, gri bir hayatta, anlamsız bir hayatta olduğunda hayatından alacağın başka noktalardaki heyecanları rafa kaldırmış gibi hissedebiliyorsun aslında. Bu yoksunluk bitti. İttin, kalktın, birini buldun ve o ilişkiye başladın. Ama o ilişkiye başladıktan sonra o ilişkinin, o yoksunlukla hayatına çektiğin ilişkinin iki tane çok büyük tuzağı var. Bu iki tuzağı ne olduğunu öncelikle bir değinmek istiyorum. O ilişki oldu. O kadar aradın, cumartesileri dışarılara çıktın, giyindin, kırmızı rujlarını sürdün, içtin mi içtin, barda iki tane bir baktın, öpüştün bilmem ne, ondan sonra hadi bir yere bağlandı. Bence oradan hiçbir şey çıkmıyor, ya yani olmuyor da her neyse bağladın ilişkiye. Burada yoksunlukla aldın o ilişkinin sonunda hemen ne oluyor? O ilişki sana uygun olup olmadığı ya da ilişkiyi boş verdin, ilişki yaşadığın o barda bulduğun adamın sana uygun olup olmadığına bakmaksızın şu anda o gri hayat bitti ya renklisi şu anda o heyecan o tutku iki öpüştün iki elini tuttum vesaire 33 yaşında bir insan olarak söylüyorum ya yani yaşlı <gülüyor> hakikaten <gülüyor> yaşlı bir insan olarak söylüyorum kesinlikle hiçbir getirisi yok Hatta getirisinden öte götürüsü var. Bu noktada hayatının merkezine kendini değil, o ilişkiyi ve o barda yoksunlukla bulduğun adamı oturttuğunda bunun bayağı sakıncaları var. Kendini unutmak bir kere. Kendini ilişkide var edememek. O ilişkide mesela adam gidecek, muhtemelen de aldatır. Çünkü sen ona o kadar tutunuyorsun ki Hani olacak mı olmayacak mı? E, sevgilim ne zaman geleceksin? Ya da hep onun isteğiyle çünkü çünkü neden o yoksunluğa, o gri hayatına, o anlamsız hayatına tekrar geri dönmemek için bunu yapıyorsun? Adam zaten sana kendini var edemeyen bir kadına ne kadar saygı duysun. İlişki iki taraflı bir şey. İki tarafın da kendini var ettiği, ortaya koyduğu ve ondan sonra birlikte oluşturduğu sinerji neticesinde üçüncü bir oluşum diyebilirim. Ama sen kendini onu yoksunluğa tekrar gireceğim kaygısında aman hep onun istediği olsun diye düşündüğünde o zaman ilişki de bir noktada senin tarafından beslenmemiş oluyor. Merkeze oturtuyorsun. Ve kendini yok sayıyorsun, var etmiyorsun. İkinci olarak da şimdi o yoksunlukla aldığın, bulduğun adam var ya, onunla yaşadığın ilişki. O ilişki muhtemelen seni zehirleyen bir ilişki. Hep kendinden verdiğin, kendi doğrularını yok saydığın. Ve kendi ortaya koyamadığın bir ilişki her zaman seni zehirler. Ve kendi özünle olan bağlantını kopartır. Ve kendini yine var edememeni sağlar. Kendini herhangi bir ilişkide, burada şimdi karşı için istiyoruz ama bu iş ilişkisi de olabilir, aile ilişkisi de olabilir, arkadaşlık ilişkisi de olabilir. Kendini o ilişkide var edemiyorsan, kendi noktalarını rahatlıkla ifade edemiyorsan e, o ilişki toksik ilişki. Şimdi bu zehirli ilişkide kendini işte bir bocalıyorsun ya adamın istediğini her istediğini yapıyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Benim naçizane fikrim ilizyonda yaşamak. Yoksunlukla dolu hayatında bir sürü beklentilerim var ya hep ötelediğim. İşte bir ilişkim olduğunda işte çok sevileceğim. Bana olan verilen ilgiyle kendimi çok yüksek hissedeceğim gibi gibi şeyler. Hep ertelediği şeyler var ya işte o noktada senin aslında kendi içinde yarattığın beklentilere sanki bu ilişkiyle olmuşsun gibi projekte etmeye başlarsın. Ya aslında o ilişki sana e, hiçbir noktada o beklentilerini belki karşılamıyor bile. Ama sen o kadar büyük bir ilizyondasın ki sanki o beklentilerin karşılanıyor. Ki o beklentiler de zaten hiçbir zaman başkası tarafından doldurulamaz. Yani sen neyi bekliyorsan hayatta, neyi başkalarında sana vermesini bekliyorsan önce Kendine vermekle sorumlusun. Kendine anne olmak, kendine e, aile olmak, kendini gözetmek dediğimiz şey. Sen zaten o ilişkide, beklentide olduğun şeyleri kendine vermeye başladığında zaten yoksunlukta olmayacaksın ve zaten kendi gerçeğini korkusuzca ilişkide koyup kendini var edebileceksin. Bu noktada eğer beklentilerin sanki o adam sana veriyormuşçasına yansıttığında sonuç kaçınılmaz hayal kırıklığı. Kendi değerini ortaya koyabilmek için ve görebilmek için tekrar uçacaksın. Tekrar yani yaralarını sarıp tekrar devam edeceksin ama işte yoksunlukla e, çektiğin bir ilişkide illaki seni bekleyen bu iki tuzağa çok dikkat etmen gerekiyor. E, hayal kırıklığına uğramamak için, yere çakılmamak için ve büyük bir tokat yememek için. Çünkü sen kendinle olan bağını koparıyorsun. Hayatla olan bağını koparıyorsun. Bu hayal kırıklığına ve yere çakılmayı beklemek, bu kadar büyük acı çekmek yerine en başta yoksunluktan sıyrılıp hayatı bir ilişkiye adamak ve ona göre ertelemek yerine neyi beklenti içindeysen önce kendini vermek, önce o hayattan o ilişki olmaksızın da nasıl zevk alabilirim, hayatımı nasıl anlamlı hale getirebilirim, başkasından ihtiyaç duyduğum sevgiyi, ilgiyi önce ben kendime nasıl verebilirim, kendimi nasıl kendime nasıl özen gösterebilirim, kendimi nasıl gözetebilirim, önce bunları bu, bunların hepsinin aslında en temel başlı önce kendime nasıl değer verebilirim? Bunları düşünmek hayatla başka bir insanın, başka bir ilişkinin o arasında olmadan hayatla derin bir bağın olduğunda işte ne yoksunluk enerjisi, ne saçma sapan bir adamla olan ilişki, ne hayal kırıklığı, ne beklenti. Şimdi bir tane ben çok sevdiğim bir kitap var. Don Miguel Ruiz'in e, Ustaca Sevmek diye bir kitapta. Çok tavsiye ederim o kitabı. E, Hikaye ne olduğunu anlatacağım. Bir tane pizzacı hikayesi var. Şimdi evdesin. Böyle tek başınasın. Acayip karnın aç. Karnı doyurabileceğin hiçbir alan ve imkan yok. Bir anda kapı çalıyor. Koskoca bir pizza. Ondan sonra sıcak üstü böyle şey falan. Ve pizzacı geliyor. Diyor ki aç olduğunu biliyorum. Sana pizza getirdim. Tam ay çok teşekkür ederim deyip yiyorsun falan. Bir dakika. Doyman için bu pizzayı yiyebilmen için bazı şeyler yapman lazım benim için. O, o diyor ki o kadar açım ki hani istediğin her şeyi yaparım. Gözün görmüyor. Aslında o yoksunlukla ilgili bir şey işte. Hani o gri hayatla ilgili konuştuğumuz. O kadar açsın ki tamam yaparım ne istiyorsan yaparım. Ben o pizzayı yeter ki yiyeyim öleceğim yok saçlıktan Veriyorsun ne istediğini Sonra da yiyorsun o pizzayı ve rahatladın. Sonra e tabi insan bu acıkıyor, başladın böyle Allahım o pizzacı gelecek mi acaba? Ya gelmezse ne yaparım vesaire endişeler. Ne o ilişkideki endişeler Ay, acaba ya beni sevmezse ya beni bırakırsa gibi. Sonra geldi kapı çaldı. Bu sefer daha büyük istekleri var ve sen gene çok açsın ve o pizzanın ne kadar lezzetli olduğunda çok iyi biliyorsun. O yüzden onu yiyorsun gene ve öncesinde de bir sürü şey kendinden vermeye başlıyorsun. Bu ne işte toksik ilişki dediğimiz şey. Ve bu ne oluyor? Bağımlı ilişki. Yani senin bütün hayatındaki merkezin, pizzacının o pizzayı getirmesi. Bu bir kısır döngü ve bayağı bir ilişkide bunlar var. Ama bir gün çok açsın, pizzacı geldi gelmedi vesaire. Bir baktın evinde aa benim mutfağım varmış deyip mutfağının kapısını açıyorsun. Mutfağın kapısını açtığında bir bakıyorsun o kadar güzel malzemeler var ki. Sen aslında gönlünden geçen ne istersen onu yapabileceğin, harikalar yaratabileceğin, şef olabileceğin malzemeler ve mutfak. E, ve o mutfağı kendin keşfettiğinde e, o mutfakta bir sürü şey yaratabilirsin. Ve illa sadece pizzaya odaklı olmayarak ya da o pizzayı sadece karnını doyurmak için o sağlıksız pizzayı yemek zorunda kalmayarak. İstediğin canın ne istiyorsa. Brownie de yaparsın. Atıyorum canın sağlıklı beslenmek istedi, kinoalı bir salata yapabilirsin vesaire. Ve sonra kendi kendini doyurmaya başlıyorsun. Sonra öyle bir usta olmaya başlıyorsun ki o mutfakta Ziyafetler yaratmaya başlıyorsun, ziyafetler vermeye başlıyorsun. İnsanları çağırıyorsun. Evin insanlarla, dostlarla dolup taşmaya başlıyor. Masan var, kuruyorsun. O kadar güzel, sonsuz bir şekilde o mutfakta güzel şeyler yaratıyorsun ki. Tam o eğlence içerisinde, o ziyafet içerisinde kapı çalıyor. Bir bakıyorsun pizzacı gelmiş. O gene havalı. <laughs> pizzacı geldi. <laughs> Ama bu pizzayı yemen için şunu şunu vermen lazım diyor. Ve sen, bilmiyorum ben genelde suratına kapatıyorum kapıyı da. Ee, ya da şunu yapabilirsin. Yo ben pizza istemiyorum. Daha güzel şeyler yaptım. Buyur istersen gel. Benim de bir ziyafet sofram var. Beraber gelip paylaşabilirsin. Ve o pizzacının o masaya oturup oturmaması, o masadan aç kalkması, kalkmaması ya da gelmemesi hiç umurunda değil. Çünkü sen zaten kendi mutfağında, onun getireceği pizzadan bağımsız her şeyi yapmış olabiliyorsun. İşte bu hayatın anlamını kendin katmak, kendi hayatındaki o zevki, o bağı kurarak yaşamanın anlamı bu. İşte bence bu hayatı ustaca yaşamak, bağımsız olarak özgürce yaşamak ve sevgi dolu yaşamak işte bu bence. Bunlar da benim sizinle paylaşmak istediğim. Eğer beğendiyseniz, bir, bir kalbinize dokunduysa, siz, yani benim yaşadığım şeyler sizde de bir şey uyandırdıysa videolarımda gene bu tarz şeyler paylaşacağım. Beni izlemek isterseniz memnuniyetle sizin için daha bir sürü video çekerim. <laughs> Bize bizi takip edin nerelerde şuralarda.